Değerli katılımcılarımız, herkese merhaba. Ada 2021 Bahar Dönemi Bora Keleş'te Tiyatro Folklor Atölyesi'ne hoş geldiniz. Sözü daha fazla uzatmadan hocamıza bırakıyorum. Buyurun hocam. Evet arkadaşlar, merhabalar. Yaz geliyor, bir rehavet var sanırım herkeste. Gitgide sayımız azalıyor ne hikmetse. Muhtemelen benim tahminim ödev telaşından herhalde azalıyor. Ya da yazın sonu geldiği için baharın sonu, yazın başlangıcı. Diğer üniversitede olanların finalleri, vizeleri, yüksek lisans olanların makalesi, şusu busu, işte olanların bilmem işte iş yetiştirme telaşı, toplantıları. İyi hadi bakalım. Şurada Nisa şimdi kaçıncı haftayı yapıyoruz? Hocam şu an 7. haftamızdayız. Bir hafta ara verdik. Normalde 8. haftamızdı. Tamam, şurada 3 hafta kalmış. 3 hafta sonra go to deniz. Herkes gitsin tatiline, köyüne, yaylasına, ormanına. Ondan sonra bakalım ne olacak. Şimdi bu hafta bir radyo tiyatrosunu da biraz konuşalım istedim. Tiyatronun farklı bir türü. Tiyatronun genç bir çocuğu, radyo tiyatrosu. Tiyatro insanlıkla yaşıt dedik. Radyo tiyatrosunun şurada 100 yıllık bir ömrü var. Yani hemen radyoyla başlayan bir olay değil. Radyo icat oluyor, insanlığın hayatına giriyor. Bayağı bir zaman geçiyor. Sonra akla evvel birisi diyor ki ya bir radyo tiyatrosu yapalım. Öyle başlıyor. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası radyonun kitlelere eş zamanda canlı olarak yayın yaparak ne kadar etkili bir araç olduğunu gören bizim köyün adamları bu fırsatı kaçırmayarak direkt radyoya da önce mevcut oyunlara aktarıyorlar. Yani sahnede izlediğimiz oyunlar radyoya aktarılıyor. Sonra bakılıyor ki radyonun ayrı bir tekniği var. Sonuçta seyirci görmüyor, sadece dinliyor. Şu anda literatürde dinleti tiyatrosu diye de geçiyor mesela radyo tiyatrosu. Dolayısıyla ne oluyor? Yeni kurallar geliyor. Mesela bilimden faydalanılarak şöyle bir şeye varılıyor. İnsan sesinin, insan kulağı 9 farklı sesten fazla sesi duyamaz. Tek tek ayırt edemez. O zaman radyo için özel oyunlar yazılması lazım ve 8-9 karakteri de geçmemesi lazım diye bir teknik geliyor. Yani ileride radyo oyunu yazmak isteyen olursa 15 tane karakter doldurmasın. Ve efekt kavramı. Çünkü karşınızda görüntü yok, seyirci yok. Seyirciyi öyküye bağlamanız lazım. Sahneden sahneye geçişleri müzikle bilmem neyle vermeniz lazım. Buna efekt diyoruz. Bu kavram giriyor radyonun içine. Bir de bir oyun orijinal olarak sahnelendiği zaman mesela 2-2,5 saat diyelim sürüyor. Şimdi 2,5 saat kimse radyo dinlemez. Hem sıkılır hem başka işleri var. Oyunlar isterseniz 1,5, 1,15, 1,45, 47 dakika gibi ortalama küçülüyor, kısalıyor. Zaten radyoya özel yazılıyorsa o saatte tutuluyor. Bu Şiller'in Haydutları gibi bir oyun yazılıyorsa da dramaturji de bu. Bir saati düşürülerek özünden bir şey kaçırmama gayretiyle dinleyicilerle buluşturuluyor. Ama tabii yani her yeni inovasyonda olduğu gibi gelenek başta direniyor buna. Karşı çıkıyor. Yani bu tiyatro değil. Değil evet. Ondan sonra yani ben oyuncuyu görmüyorsam kabul edemem. Oyuncunun beni görmesi lazım.
Seyircinin böyle talebi de var. Farklı bir talep. Oyuncunun nefesini hissetmem lazım. Aynı çatı altında olmamız lazım gibi talepler çıkıyor ortaya. Ama her inovasyon yolculuğu kendi kurumsal geleneği ve folklorunu oluşturur demiştik. 70'li ve 80'li yıllardan itibaren ülkemizde de arkası yarın kuşağında olduğu gibi çok ciddi bir radyo tiyatrosu kültürü oturuyor. Yani bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde 70'li ve 80'li yıllarda televizyonu olmadığı ya da çok az insanda olduğu için, sinemadan da tiyatro izleyemediği için, bulunduğu Anadolu kasabalarında tiyatro sahnesi olmadığı için ya da 40 yılda bir oraya tiyatro geldiği için hemen hemen her akşam oradaki insanlar tiyatro sanatı kavramıyla tiyatro sanatçısı, oyuncusu, seslendirmeni, radyo tiyatrosu oyuncusu, tiyatro yazarı, tiyatro ile ilgili bilgiler, bütün bunların hepsini radyodan öğrendi. Eski kuşakla konuşun, tadı damağındadır. Çok severler radyo tiyatrosunu. Bugün olsa gene dinlemek isterler. Aslında iyi yapılmış radyo tiyatroları olsa bugün de dinlenecektir. Ben buna eminim. Fakat bizim tiyatro sektöründe nedense tekrardan bir radyo tiyatrosuna heves olmadı. Türkiye'de başta İstanbul Şehir Tiyatrosu olmak üzere Muhsin Ertuğrul'dan sonra radyo tiyatrosu kıymet kazanıyor. İlk orada başlatılıyor. Bu dinlediğimizde İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun oyuncuları çok olağanüstü seslendirmeciler var. Bir dönem arkadaşlar, mesela tiyatroda şöyle bir şey de oldu. Eskiden 50, 60, 70, 80, 90'lara kadar tiyatro oyuncusu, tiyatro sanatçısı denilince sesten, özel bir sesi vardır onun. Sesten o kişinin olduğunu dinleyici ya da izleyen kişi biliyordu. Hatta şöylelerine rastlarsınız, diyelim reklamlarda ses geliyor. Aa, bu şunun sesi, aa, bu bunun sesi. Fakat 2000'lerden sonra postmodernin de etkisiyle bir de sistemin sistematik yapının tiyatroda da entegrasyonu aynı kazanın havuzun içerisindeki eritme operasyonunda başarılı olduğu için bugün oyunun adını sadece biliyor seyirci. Oyunu biliyor. Hangi tiyatronun oynadığını diyelim biliyor. Bilet aldığı için devlet tiyatrosu mu, özel tiyatro mu? Ama oyuncu bilmiyor. Ya da oyuncu için gitmiyor. Ya da özel bir ses diyemiyor. Böyle bir değişim de var. Burada mesela İstanbul Şehir Tiyatrosu'ndan meşhur sinemaya da verdi sesini Agah Ün var, Kani Kıpçak var, Karl'ın sesi. Oyundaki Karl, Kani Kıpçak, Baba Kral Mor, Agah Ün. Bu Kani Kıpçak, bunun eşi de gene Türk sinemasında ve radyoda birçok eserde kadın karakterlerini canlandırdı. Bunların çocukları da Güler Ökten. Sonradan Ökten soyadını aldı. O da Türk tiyatrosunda önemli bir kadın. Bugün hala yaşıyor. 80 küsur yaşında. Çok sinemada, tiyatroda oynadı. Zeki Ökten'in karısı. Meşhur yönetmenimiz. Kapıcılar Kralı. Düttürü Dünya. Yoksul. Kemal Sunal'ın Han'da geçen filmi. Ve şimdi aklıma gelmeyen birçok çok enteresan Türk sinemasının yönetmenidir. Zeki Demirkubuz'un hocası, yanında asistandı. Şimdi Zeki Demirkubuz oldu yönetmen. Böyle bir sanat dünyası var. Şimdi Schiller Haydutlar, Alman tiyatrosunda çok önemli bir isim. Friedrich Schiller. Ben tiyatroyu benim gibi düşünenler azınlıkta, çoğunlukta olanlar tiyatro bilimciler. Onlar nedense hala inatla tiyatroyu edebiyatın bir kolu gibi görüyorlar. Edebiyat olarak bakarsak Alman edebiyatı, evet,
yazdığı eserlerde Schiller'in, şiir başta olmak üzere, çok önemli bir etki ve katkısı var. Fakat asıl bombayı tiyatroyla patlatıyor Schiller. Schiller dünyada sanat tarihi açısından romantik akımın Alman versiyonu, babasıdır. Dönem çağına, çağdaş dönemine baktığınız zaman Schiller'in mesela başka bir romantik, başka bir dahi, başka bir sıyrık adam var. Kim? Beethoven. Müzikte hemen karşımıza çıkıyor. Schumann, piyanist. Chopin. Hatta biraz daha ilerletirsek Franz Liszt. Liszt, besteden ziyade virtüöz bir piyanist. Hatta dünyanın gelmiş geçmiş en iyi iki piyanistinden biri kabul edilir. Bir diğeri kim hocam? Rachmaninov arkadaşlar. Şimdi Schiller'in döneminde hem etkilendiği hem etkilediği başka bir Alman kült isim var. Gene romantizmin babası. Kim? Wolfgang Goethe. Gene şiiri var. Hepinizin bildiği Faust eseri çok büyük bir eser. Genç Werther'in acıları olağanüstü bir eser. Böyle oyunlar var, böyle yazarlar var arkadaşlar. Bunlar dünyayı değiştiriyorlar. Bu insanlar dünyayı değiştiriyorlar. Romantizmi getirerek. Ne romantizm? İnsanın özne olarak sanatsal üretimde, yaşamda insanın daha özneye oturduğu, daha birey olduğu, daha özgür olması gerektiği ve bir şeye karşı çıkmalı ama. Hani her yeni bir geleneğe karşı çıkıyordu ya. Beethoven öncesi kim? Mozart. Mozart'ın olduğu döneme ise biz, yani Mozart'lar, Beethoven'lar, şunlar bunlar, bütün olarak klasik kabul ediyoruz. Klasik müzik, klasik tiyatro. Fakat Mozart'ın spesifik dönemine klasizm, romantizm, öncesi klasizm. Ama ne konuşmuştuk biz? Her adımın, her tuğlanın bir öncesi var. O zaman klasizmin de bir öncesi var. Yani klasizmi sonra romantizmi hazırlayan bir süreç var. Rönesans. Kim var? Shakespeare var. Fransa'da Molière var. Rönesans ne? Rönesans'ı da hazırlayan bir süreç var. Rönesans. Yeniden. Nesans, doğuş. Yeniden doğuş. Doğuş var o zaman. Kim? Hop. Tekrar antik Yunan'a gittik. Yani antik Yunan öyle bir şey ki arkadaşlar, tüm dönemlerin içinde barındırıldığı bir patlama yeri. Antik Yunan'da bir mesele var arkadaşlar. Nedir o? Sanat için. İki kavram çok önemli. Estetik. Ama şu kavram korkunç önemli. Rönesans'ta tekrar karşımıza çıkıyor çünkü. Uyum. Bakın, uyumla estetik aynı şey değil. İkisi de görece, ikisi de yoruma dayalı. Bu uyum daha sonra çok şekil değiştirecek ve sanatı çok etkileyecek. Realistler, sürrealistler, Dali akımı, pop artlar, postmodernler, kübistler falanlar filanlar. Bu uyum çok tartışılacak arkadaşlar. Buradaki uyum ne? Rönesans'la tekrar başlarsak, Floransa, İtalya mimaride Michelangelo, Leonardo da Vinci, Raffaello, karşımıza böyle enteresan insanlar çıkıyor. Efendime söyleyeyim, Hollanda
ve Almanya'nın kuzeyi zaten beraberler o dönemde. Germenik kökenden geliyorlar. German. Burada bir portre adamı çıkıyor, dahi. Kim? Rembrandt. Korkunç bir adam. Rembrandt orada çıkıyor, ressam. İtalya'da mimar. Almanya'da gene müzisyenler. Efendime söyleyeyim. Burada resimlere bakıyorsunuz. Diyelim dini inanç merkezleri dediğimiz kiliselere bakıyorsunuz. Veyahut soyluların, kont, kral, imparator saraylarına, şatolarına, evlerine, yazlıklarına, çiftliklerine inanılmaz bir uyum görüyorsunuz. Uyum, estetik ve uyum. Fakat Rönesans'taki uyum klasizmi de sonra çok etkiliyor. Olması gereken en optimum doğru, geometrik doğru. Geometri, simetri. Bunlar nereden geliyordu bize? Antik Yunan'dan geliyor. Antik Yunan'daki mimariye bakarsanız, Antik Yunan sonrası Helenistik İskender dönemi ve tamamen Antik Yunan mirası üzerine kendisini konumlandırıp inşa etmiş Roma mimarisine bakarsanız, inanılmaz bir geometri, inanılmaz bir uyum, inanılmaz bir simetri görürsünüz arkadaşlar. Rönesans bunun üzerine inşa ediliyor. Rönesans'tan sonra klasizmle beraber klasizmciler, başta Mozart, Amadeus'un filmini izlettik. Bu antik Yunanlar Rönesans arasındaki 11 asır sürecek uykudan uyanmanın, o karanlık tarihteki ismiyle skolastik dönemden kurtuluşun temsilcileri. Bunlar kilise merkezli şeyden uzaklaşıyorlar. Sanat üretimi ve insan yaşamı, sosyolojik yaşam, düşünsel bakış, inançsal bakıştan uzaklaşıp insanı ön plana koyan ve tamamen ruhban sınıfı deyin, bilmem ne sınıfı deyin. Çünkü biliyorsunuz cennetten arsalar satılıyor. Her türlü günah işliyorsunuz, papaza gidiyorsunuz, 10 kuruş veriyorsunuz, papaz alıyor beyaz boyayı, badana gibi bütün günahlarınızı beyaza çevirebiliyor. Dolayısıyla bu aracıları da aradan kaldırıp sanatçı direkt Tanrı'yla ilişkiye girme, iletişime girme düşüncesine mazhar oluyor. Şimdi bu düşünce o kadar kök salıyor, büyüyor ki bugün 20. yüzyılın ikinci yarısında sinema başta olmak üzere sanata yön veren Tarkovski diye bir yönetmen çıkıyor karşımıza. Bu Tarkovski sanatı nasıl açıklıyor biliyor musunuz? Sanat diyor, insanın, sanatçının Tanrı'ya yakarışı, dua etmesidir. İlginç. Duadır. Bugün herkes dua ediyor, değil mi? Bugün herkeste bir yakarış var. Ama niye acaba herkesin ettiği duaya sanat demiyoruz? Eğer sanat bir dua ise. Böyle bir bakış açısı var. Bu felsefeye, bu bakış açılarını kurcalayın biraz. Kurcalayın. Analitik düşünün, asimetrik düşünün, eleştirel düşünün. Yani büyük bir perspektiften baktığımız zaman farklı farklı dönemlerde benzer düşünceleri farklı söylevlerle dile getiren birçok filozof, sanatçı karşınıza çıkar. Ne diyordu Friedrich Nietzsche? Dünyanın en dindar filozoflarından biri. Tanrı öldü diyor. Düşünebiliyor musunuz? O zaman bu ölen Tanrı ne? Nietzsche'ye göre.
Wagner gene Almanya'da opera sanatına İtalyan sultasını kırarak bir yaratıcı yıkımla bambaşka bir açı getiriyor. Wagner'in devamı Almanya'da biz bilhassa gene tiyatroda çok enteresan isimler görüyoruz. Gerek yazar gerek yönetmen olarak. Artık realizm de geliyor. Karşımıza birdenbire elektriğin icadının da anlattım etkisi ve katkısıyla makinalaşmanın, endüstrinin kurumsallaşmasının insan ilişkilerinde, üretim ilişkilerinde yeni insan, yeni kültür, yeni ahlak, yeni yenilerin ortaya çıkmasıyla Bertolt Brecht karşımıza çıkıyor. Bugün Brecht tiyatrosu dediğimiz tiyatronun kurucusu soyadını veriyor. Yeter mi? Bir yönetmen daha çıkıyor Almanya'dan arkadaşlar. Çok enteresan bir yönetmen daha. Max Reinhardt. Reinhardt tiyatroya korkunç bir yapı getiriyor. Reinhardt. Nasıl bir yapı getiriyor? Tiyatro sahnelere sığmaz diyor. Ve biz tiyatronun tekrar özüne dönmeliyiz. Ne yapmalıyız hocam? Biz bugün arena tiyatrosu dediğimiz o antik Yunan tiyatrosundan bahsediyorum. Onun bugünkü modern dönemdeki karşılığı binlerce insanın gelip de açık havada izlediği yapıların karşılığı stadyumlar. Stadyum. Max Reinhardt Berlin'de 25-30 bin seyirci stadyumda futbol seyircisi gibi düşünün. Ortayı sahne yapıyor. 600 oyuncuyu oynatıyor arkadaşlar. Bunların hepsine numara veriyor. Elinde megafon. 376 senin rolün şu, 284 senin böyle. 600 kişiyi reji yazan dev dekorlar, büyük müzik ve ışık sistemleriyle aslında Reinhardt bugünkü şov dediğimiz Broadway yapısının temelini atıyor arkadaşlar. Şimdi zurnanın zırt deliği neresi biliyor musunuz? Sinemayı da aslında Amerikan icadı değil biliyorsunuz. Sinema Amerikan icadı değil. Kameraları, kamera sistemi, film çekme, film yapma Avrupa merkezlidir. Özellikle 1920'li yıllara kadar dünyanın en iyi film makinaları, oynatıcıları, kameraları Almandır. Yönetmenler de en iyi Almandır. Fakat Birinci Dünya Savaşı'nı kaybeden, özellikle İkinci Dünya Savaşı'nı kaybeden Almanya, tabii ki bunlardan da vazgeçmek zorunda kaldı. Amerika hemen kaptı bunu. Zaten Ay'a giden Amerika'nın Ay'a gitme projesi, o Apollo 11 roketinin tasarımı, mühendisliği de Alman mühendis Neumann'a aittir. Hitler için tasarlamış, yapmıştır. Fakat savaşta Hitler geç kalmıştır. Aynı zamanda atom bombasına da. Onun yerine hızlı davranan Amerika önce atom bombasını Almanya'dan alıp Almanya'ya uygulayarak Almanya ve Japonya şuralara tuş ediyor. Sonrasında da tarihi biliyorsunuz 60'larla beraber aldığı bu Alman sermayesiyle bilgi sermayesinden bahsediyorum. Uzaya, şuraya, buraya gidiyor. O günlerden gene de bugüne gelirken bu yeni sinemaya Almanların ürettiği bir kamera markası var. Şu an bizim profesyonel dizilerde, sinemalarda çok kullandığımız ve çok pahalı bir kamera. Alexa diye bir marka kullananlar duymuştur. 500-600 bin lira tanesi. Bir de mesela bizim Ankara'da Ulus'ta tarihi bir bina var. Kültür Bakanlığı'na ait. Şu an orada Sinema Genel Müdürlüğü var. O Sinema Genel Müdürlüğü'nün ben gruba resmini atarım, resmini çektim. Girişinde
kocaman bir kanepe kadar ilk sinema projektörü var böyle. Kocaman makaralı. Ryan bilmem ne. Ryan Schultz. Alman. Dünyanın en ileriydi o zaman. Bugüne gelene kadar da Japon Sony'ye kadar 70'lerle beraber gene en iyi projektörler Almanya'dan çıkıyordu. Böyle bir kökeni var. Yani bunları niye anlattık arkadaşlar? Almanya savaş kaybettiği için tabii böyle oldu. Almanya romantizmle yani Schiller'le, Goethe'yle, Schumann'la, Wagner'le, Nietzsche'yle, bunlarla beraber Freud'la, Karl Marx, Alman. Bunlarla dünyaya romantizm akımında Beethoven'la romantizm akımını başlatarak korkunç bir yön veren, yani dünyanın son 200 yılını kim yazdı derseniz, savaşları katmazsak o Almanya'da atılan tohumlar rahatlıkla diyebiliriz. Rahatlıkla. Bu kadar önemli yani romantizm. Coşku, insanın özne olması, birey olabilme çabası. Bir de antik Yunan'daki bir şeye tekrar bir özeniş var, öykünme var. O da yanlışsa yanlış kardeşim benim yani. Ben buyum. Temelinde böyle ifade edeyim yani. Ben böyle yaşamak istiyorum. Böyle düşünmek istiyorum. Böyle okumak istiyorum ya da okumak istemiyorum. Her neyse. Romantizm insani değere önem vermek. Şimdi karşılığında Almanya'nın karşılığında Avrupa'da Fransa var. O dönemde Fransa biliyorsunuz 1789 Fransız devrimiyle aristokrasiyi keskin bir şekilde yok etmiş ve Molière'in demişti ki uşakları, hizmetlileri bilmem ne yani avam takımıyla beraber parlamento, cumhuriyet denen kavramı inşa etmiş. Bizim de 1923'te cumhuriyet kurulurken neredeyse tamamına yakınını kopya ettiğimiz bir sistem. Parlamento ve cumhuriyet. Fransa'da böyle bir yapı geliştiği için romantizm anarşiye yol açabilir. Böyle bir tehlike var. Fransa coğrafyası, Fransa edebiyatı, Fransa müziği, Fransa bilmem nesi, folklörü Almanya'dan çok farklı. O zaman Fransa'ya da romantizm olmasa da insanın özne olduğu bir yapı lazım. Aynı zamanda 1789'u özgürlük, eşitlik, adalet üç korkunç kavramı destekleyecek bir yapı lazım. Ne? İmdada kim yetişiyor? Jean-Jacques Rousseau. Diyor ki, madem bu kadar insan, 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 yahu yapılmadı insan olsun. Hümanizm geliyor arkadaşlar. Tamamen insan odaklı. Şimdi bu 20. yüzyılla beraber realizm, endüstrinin kurumsallaşması, bankacılık, finansa bağlı iktisadın, kapitalin, 29 buhranı, şu su, bu su, İkinci Dünya Savaşı, Estek, Köstek, Soğuk Savaş derken bu süreç romantizm zaten bitti. İnsanı çok unutturuyor bizi. İnsan tekrar çok unutuyoruz. Yani bu 11 asır süren skolastik çağdaki gibi son 100 yılda o 11 asra bedel insanı kaçırıyoruz. Unutuyoruz. Ne yapıyoruz peki? Arabayı icat ediyoruz. Onun gelişmesi, ilerlemesini sağlıyoruz. Daha hızlı nasıl gider? Daha güçlü nasıl olur? Daha az nasıl yakar? Daha sağlıklı nasıl olur? Bakımını nasıl yaparım? Yani öyle bir yere geliyoruz ki kendimizden o kadar uzaklaşıyoruz ki. Benim çok şöyle arkadaşım oldu ya da tanıdığım eş, dost, akraba. Arabasına biniyorsun, sigara yakacaksın. Aa, arabada olmaz. Arabada içirmem abi. Benim arabamda sigara içemezsin. Niye? Hatta ilanlarda var satılırken.
sigara içilmemiş diye. Veya araba kokuyormuş. Arabanın klima havalandırma gözenekleri doluyormuş. Hayvan herif, sen niye içiyorsun sigara o zaman? Çünkü arabasına temiz bakarsa muadillerinden 3 kuruş daha fazlaya satacak. Sigara içilmemiş diyerek. Kendi ya, bedava gelen bir hayat. Bedava geliyor, bedava gidiyor. Bu insanın kendisine hiç emek harcamadığını, değer vermediğini gösteriyor arkadaşlar. Bu kadar unuttuk. Cep telefonu gene öyle. Yani hep onları geliştirdik. Güya insan için kanunları geliştirmeye, hadi niyetli konuşayım, çalıştık. Kurumları, sistemleri geliştirmeye çalıştık. İnsan hala duruyor orada. Ne zaman ki bu postmodernle beraber tekrar insanı hatırladık, son dönemlerde kök hücre çalışmaları, efendime söyleyeyim, sağlıklı yaşam zırıltısı, spor yap, kendine iyi bak, diyet, ondan sonra hatta folklorik bağlamda konuşmalarımıza girdi değil mi? Ne? Bir ara mesela sosyal medya, WhatsApp, şurada burada da çok modaydı. Kendine iyi bak, keep. Böyle bir temennimiz var. Şimdi bu bize tek uzun yaşam mesela. Böyle bir kavram tekrar hayatımıza girdi. İnsan sağlıklı bir şekilde 100 yıl, 120 yıl yaşayabilir mi acaba diye kavramlar girdi şeylere, jargonlara, literatüre. Ömür boyu eğitim yetmedi. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde bunun genel müdürlüğü var, biliyor musunuz? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı. Hayat boyu öğrenme genel müdürlüğü. Sokağa çıktığınız zaman halk eğitimler ve benzeri kurumları buraya bağladılar. Adı da oldu Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü. Şimdi bu o zaman ne oluyor? 21. yüzyıl için konuşuyorum. Filozoflar, sanatçılar diyor ki, hümanizma yeniden dönüyor o zaman. İnsan tekrar özne oluyor. Çünkü farkındaysanız dijital çağın gelmesi, yapay zeka, blockchain teknolojilerinin, finans sektörü için konuşuyorum, aşırı derecede ilerlemesi, insanın yapabildiği her şeyi, yapay zekanın hemen hemen yapabileceğinin ortaya çıkması ya da robotların, robotik sistemlerin, Endüstri 4.0 ve benzeri gelişmelerle beraber toplumda, insanlarda şu sorunun ön plana çıkmasını sağladı. İnsan işimizi, robotlar ve yapay zeka işimizi elimizden alacak ise, ileride dijital mahkemeler, dijital yargıçlar, dijital avukatlar olacak ise, ne demek bunlar? Mesela diyelim ben Nisa'yla bir sürtüşme yaşadım hukuki. Bugün ne oluyor? İkimiz dilekçe yazıyoruz, avukat tutuyoruz, mahkemeye veriyoruz. En iyi 5 yılda cevap alıyoruz. Orada binlerce dosya var çünkü. Fakat yapay zeka ile beraber mahkeme denen kuruma da gitmeden, öyle bir bina da olmayacak. Bu dediğim yakın bir gelecekte olacak bir şey. İkimiz yan yanayız. Diyoruz ki, yani kapışmanın anlamı yok. Mahkemeye gidelim, bakalım ne olacak. Nisa tamam diyor. İkimiz dilekçelerimizi yazıyoruz. Elimizdeki cep telefonundan. Örnekler var zaten. Aynı örnekler doğrultusunda. Nasıl ki bugün adliye kapılarında okuma yazma zor bilen ya da lise ortaokul mezunu ama arzu halci dilekçe yazma ustası olanlar olduğu gibi, ona siz ilkel yapay zeka diyebilirsiniz. Telefonunuzda da yüz binlerce dilekçe örneği olduğu için sizin meramınızı hemen
bir kalıp olarak oluşturacak ve sisteme atacak. Sistemde de milyon, belki milyarlarca dava var geçmişten bugüne kadar. Bunların içerisinde, saniyeler içerisinde taranıp en optimum karar neyse yapay zeka onu size tasnif edip verecek oradaki kararlara göre. Şimdi bunun denemesi yapılmış. Normal hakimlere göre daha başarılı ve daha doğru kararların ortaya çıktığı görülmüş. Dolayısıyla ben Nisa'yı mahkemeye verdiğim zaman haklı ya da haksızlık durumum 30 saniye sürecek arkadaşlar. Hocam doktora gideceğiz, ameliyat olacağız. Robotik cerrahiyle beraber artık doktor ortadan kalkacak. Efendime söyleyeyim, öğretmen kalkacak. Falan olacak, filan olacak. Fabrikalarda robotlar iş yapacak. Hatta hocam biliyor musunuz yapay zeka beste de yapmaya başlamış. Evet yapıyor. Sinemada çekiyormuş. Evet çekiyor. Bilmem ne de yapıyormuş. Otonom araç gelmiş, şoföre gerek kalmadı. Otomatik, akıllı şehir, akıllı tren. O kadar güzel gelişmeler ki. Korkmaya gerek yok. Ana soru şu. İnsan ne yapar? Aynı Tolstoy'un vakti zamanında Aristo'nun çok önce vakti zamanında sorduğu soru. İnsan ne kardeşim? Demek ki insan sınırları olan ve yapabileceği de sadece insani olan bir varlık arkadaşlar. Bu ön plana çıkacak. Son dönemlerde adına retro değil, vintage değil. İnsan üretimi, el yapımı, handmade denilen kavramların çok ön plana çıkması, tercih edilmesinin sebebi bu. Hatta ev yapımı kek. Bu kek ama ev yapımı kek. Bu kahvaltı ama köy kahvaltısı, köy yumurtası, köy tereyağısı. O moda da bitecek de. Bu insan özlemidir arkadaşlar. Emek değer özlemidir. Romantizmin özlemidir. Bu hümanizmanın özlemidir. Ancak aynı şeyi, yani 18. yüzyıldaki olayı, 19. yüzyıldaki olayı 21. yüzyılda yaşamamız ve yaşatmamız mümkün değil. Şu anda sosyolojik ve siyasal olarak başta ülkemiz olmak üzere dünyada yaşanan saçmalığın ana sebeplerinden birisi budur. 200 yıl önceki değerleri doğru bile olsa o zaman için, hatta kutsal bile olsa, bugün yaşatamazsınız. Çünkü bugünün insanı çok farklı. Bugün üretim ilişkileri bambaşka bir yere gelmiş. O zaman ne oluyor? Sanatçılar ve filozoflar bugün için, 21. yüzyıl için, sosyoloji başta olmak üzere, sosyal bilimler ve sanat için neo-hümanizma diye bir kavramın gelmekte olduğunu görüyorlar. Yeni yeni embriyo satıldı, ilerliyor. Politik, uluslararası ilişkiler ve siyaset arenası için de nasıl ki 19. yüzyılın sonlarında nationalizm vardı, şimdi re-nationalizm. Aynı Rönesans gibi. Yeniden milliyet, milli kavram. Fakat o nationalizm endüstri çağının jargonuydu. Endüstrinin getirdiği bir kavramdı. Ulus olmak, millet olmak. Şimdi 21. yüzyılda bilgi çağındayız. Acaba bilgi çağındaki re-nationalizm ne? Gene kültür kavramına yönleniyoruz. Yani insanın ya da toplumun ya da halkın kendisini belirtmesi artık kültürel kavramlarla olabileceğini gördük. Bunların temellerini Schiller'lerin döneminde atılıyor. Ha bu arada gene folklorun babası Herder var, Grimm kardeşler var Almanya'da. Demek ki insan olmak, ulus olmak, millet olmakla çok önemliymiş bu kavramların ilişkisi. Bunlar başta ortaya çıkıyor. Peki haydutlar oyunu ne ve niye ismi haydutlar? Bunlar
ne iş yaparlar, kim bunlar? Mesela bizim folklorumuzda, bizim gelenek göreneklerimizde, bizim kültürel miras tarihimizde benzerleri var mı haydutların? Biz kime haydut dedik, kime demedik? Ya da evrensel ölçüde niye haydut deniliyor bu tip adamlara? Bunlara da bakmak lazım. Oyunu radyodan dinleyenler ya da kitabını da okuyanlar ekstra anlasınlar bakalım. Sonra ben bir oyuna gireyim. Buyursunlar. Kimle başlayalım? El kaldıran bir katılımcımız yok hocam henüz. Oyun dinlenmedi mi radyodan? Ben birazını dinledim. Yarısına kadar, belki yarısından da fazla. Evet. Söz hakkı almak isteyen katılımcılarımızın el kaldırması kafi. Buyurun Bengi Nur Hanım. Evet Çiğdem Çiçek, kurtar bizi. Yani tam olarak kurtarabilir miyim bilmiyorum ama benim yani, dikkatimi çeken bir nokta olarak mesela Karl'da bir özgürlük şeyi söz konusu. Yani herkesin gördüğü gibi. Ama bu özgürlüğe baktığımızda bu bireysel bir özgürlük değil. Aslında toplumun özgürleşmesini istiyor. Sadece kendisinin değil. Ama yani bunun karşısında ama bunu savunuyor ilk ama sonrasında biraz da bireyselliğe dönüyor. İlk önce toplumun özgürleşmesi gerektiğini düşünüyor bence. Toplumla olmaya çalışıyor. Ama sonra bu verdiği savaştan yoruluyor gibi. Ve daha bireyselliğe kayıyor diyebilirim. Yani. Hatta finalde fark ettiysen teslim bile oluyor. Yani. Evet, evet, evet. Niye? Diyor. Yani yenilgiyi kabul etmek. Kesin, evet, kesinlikle. Yani... Ama benim bir de şöyle bir şey oldu. Mesela burada iki karakter zıt. Karl iyi, işte Frank kötü. Hani ama Frank'ta böyle haklı bulabileceğimiz bir yan yok. Bir de. Hani normalde kötünün de haklı olmasını bekleriz. Ama evet, çocukluğunda babası şey itiraf ediyor. Hani tabii ki ben işte bir oğluma şey yaptım. Bir oğluma eziyet ettim. Bir oğlum da bana eziyet edecekti gibi bir şey söylüyor. Yani orada bir ona yakınlaşıyoruz Frank'a. Bir haklılık belki veriyoruz. Ama bu aslında yeterli bir haklılık olmuyor yaptıkları için. Yani... İyi düşün. Franz'ı Franz yapan bir tanesine değindin zaten. Bir tane daha var. Ne o? Bir tane daha olan. Biraz düşün. Ben zaten söyleyeceğim derste. Tamam, düşüneyim ben. Teknikleri var Franz'ın, unutma. Tamam. Oraların arasında söylüyor. Neden ben diyor mesela. Evet, evet. İlk çocuk değilim. Evet. Karşımıza bir sosyoloji çıkıyor. Evet. İtibariyle. Aristokrasi sosyoloji. Ay evet ya. Bugün çok benzer bir şeyini yaşıyoruz biz bir yerde. Nerede? Nerede arkadaşlar? Düşünün bakayım. Bugün zaten benzer monarşiyi dünyada doğru anlamda bir ülke tek devam ettiriyor. Nerede arkadaşlar? İngiltere'ydi sanırım. Evet, İngiltere'de.
Ne oldu İngiltere'de? Son 5-6 ay önce bir sessiz sedasız bir şey patladı. Ne oldu? Evet, birisi yazmış. Prens. Hangi prens? Prens de. Değil mi? Prens. Küçük Prens. olan mı, büyük olan mı hocam? Prens Harry. Ne yaptı bu Harry? Evet. Kraliyete karşı çıktı. Gitti oyuncuyla evlendi mi? Ne yaptı artık belli değil. Ama varisinde abisi William'ın çocuklarının bile gerisinde olduğu için, yani William kral olduktan sonra ölecek. Şu an 3 tane küçük çocuğu var. İşte en büyüğü 7-8, bir tanesi 2 yaşında olan. Onlar da sırayla kral kraliçe olup ölecekler. Harry de 600 yıl yaşarsa kral olacak. Böyle enteresan bir şey değil mi? Evet. Devam edelim. Beyza Hanım el kaldırmış. Buyurun Beyza Hanım. Merhaba hocam. Merhaba Beyza. Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, ben de teşekkür ederim. Ya Çıkardın mı benden yemeğini? buyurun. Yemeğini çıkarmışsın. Evet. Biraz dedim hani olabildiğince hani şey yapayım. Role hani görünüşle de katayım dedim. Evet. Öyle. Dedim benden önce hani izleyenler olduysa onlar konuşsun. Çünkü daha önce ben bunu izlemiştim zaten. Hani şey direkt sahnelenmiş halini de izlemiştim, dinlemiştim de. Ki okumuştum Nerede? da. Nerede ki oyunu izledin? Sen kimsin? Yani internetten izledim. Şu anda açıkçası çok da hatırlamıyorum. Tamam. Şöyle anlatayım. Aslında Robin Hood'a benzer bir karakterimiz var. Bir arada Evet. kalmışlığın hikayesi. Bir tarafta geçmişine dair, aile değerlerine ve sevgisine dair bir özlem varken bir tarafta ise yaşadığı haksızlıklar gerek ailesinde gerek toplum içinde yaşadığı haksızlıklar, yalanlar ve hilelerin sonucunda tamamıyla özgürlük adına ortaya çıkmış ve isyankar birine dönüşmüş bir karakterden bahsediyoruz. Ve bu aslında biraz da onun etrafında dönen olayları ve onun kardeşinin de tabii başrolü almasıyla gelişen olayları anlatan bir hikaye. Benim ilgimi çeken şey onların kardeş olması. Yani bence kardeş olarak bilerek seçildiğini düşünüyorum. Yani iki tane zıt karakter var. İkisi de aslında toplumsal belli şeyleri temsil ediyor. Ve bunların kardeş olması bence çok ilginç. Kardeş olarak seçilmesi. Hani bu yakınlıkları toplumsal anlamda. Yani toplum üzerinden düşünürsek şöyle ele alabiliriz. İki farklı karakter olsa da aslında bunlar toplum içinde ele alındığında kardeş gibi yakınlardı. Ama ne kadar kardeş gibi yakın olsalar da bir tarafın diğerini işte ün diyelim günümüz için ün işte itibar uğruna satışı ve bu uğurda yaptığı yanlışlıklar diğer tarafta ise tamamıyla namusuyla aslında yaşamaya çalışan ama bir yandan da yanlışlıklar uğruna sesini yükseltirken aslında o yanlışlıklara kendisi de düşen bir karakter var. En sonunda sevdiği kızı öldürerek bunu da aslında gösteriyor. Her ne kadar Borcunu başta ödüyor. aynen borcunu ödemek adına en başta olmak istemediği karaktere dönüşüyor aslında. Yani çok Evet. ciddi bir dönüşüm söz konusu onda. Bunun haricinde dikkatimi çeken son yine diyebileceğim gibi aslında ne iyinin ne kötünün kazandığı bir son var. Kötü karakter kendi istediklerini elde edemediğini intihar ediyor. İyi karakterse borcunu ödeyerek aslında oraya ait olmadığını ve tamamen artık geçmişinde babasına o duyduğu özlemin bu özgürlük isteğinden çok daha önemli olduğunu düşünerek onlara veda ediyor. Evet. Ve bu şekilde bitiyor. Önemli bir cümle. Oraya ait olmadığını düşünerek. Ora ne? Orayı işte biraz eşeleyeceğiz.
Benim genel olarak diyeceklerim bu şekilde. Hı-hı. Tamam. Teşekkür ederim. Denger. Şenay Hanım. Hocam merhaba. Merhaba Şenay Hanım. Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim öğretmenim. Hocam aşı şey yap. Aşı oldu efendim? Aşı. Hayır olmadım henüz ya. Hocam niye? Ben çok küçüğüm. Daha 40 yaş üstü öğretmenlerimiz var. Ha. Onlar öyle yakalanıp durdular koronaya. Ya bu hem genç olup hem bekar olan öğretmenlerin çilesi ne zaman bitecek? Nöbet ana. Aşı bilmem. Yok. Bilmem ne yok. İyi hadi bakalım. Hocam ben oyunu izlemeye ilk başladığım andan itibaren sadece Hazreti Yusuf ve Hazreti Yakup geldi aklıma. Ne alaka diyeceksiniz. Tamam ya. İzlemeye değil, dinlemeye. Aa, özür dilerim. Evet ya. Bir şey söyleyeceğim. Ben ilk defa düzgün bir tane radyo tiyatrosu dinledim biliyor musunuz? Böyle oluyor. Bir dakika düzgün demeyelim şey diyelim baştan sona. Evet ya adam akıllı evet. Çünkü evet. Bu TRT'nin Dinle diye bir tane aplikasyonu son zamanlarda çok popüler. Belki denk gelmişsin. İnanılmaz. Çok güzel ya ama bütün sonunu getiremiyorum. Evet. Şey böyle çok zengin bir içeriği var arkadaşlara da tavsiye ediyorum. Bayağı böyle öneriler falan gönderiyor hatta her gün bildirimlerle. Şu var bak, şu var bak diye. Evet benim aklıma o geldi. Aslında hocam orada da büyük bir iyi kötü savaşı vardı yani sonuçta kardeşler arasında. Her ne kadar işte öz şey ne derler diğer şey neydi? Öz bir de neydi diğerde? Üvey aynen. Üvey olsalardı onlar arasında da bir kardeş çatışması vardı ve bir baba vardı. Yine bir kötü olayı vardı. Biz kötünün kazandığını falan düşünüyorduk. Sonradan işler değişiyor falan da. Yakup'la kim demiştin? Efendim? Yakup'la? Hazreti Yusuf. Yusuf, evet. Evet, onların şeyi geldi aklıma. Yani orada da bir iyi kötü savaşı vardı. Belki Allah bilir de hocam, valla ondan esinlenmişlerdir sonuçta. Bu olabilir yani, neden olmasın? Onlar da Yahudilerin kökeni yani, değil mi? Bu da Alman bir adam. Olabilir değil, zaten dersimizin öyle amacı mi? O. Ha. Okuduğumuz birçok oyunun, birçok metnin, edebi hikayenin folklorik kökeni ilk başta yazılan ya mitolojik ya da teolojik evet. Metinlerdir. Bunu sakın unutmayın. Başka yerden kaynak alamazsın zaten. Evet değil mi yani? O da mitolojik gibi bir şey aslında. O teolojik. Ha, ya da mitolojik. Evet. Evet. Buyurun. Anladım. Evet işte o geldi aklıma ve bu iki tane kardeş arasındaki iyi kötü kavgası zaten hep çatışma üzerine kurulu olur her şey. Dünya da öyle, hayat da öyle. Ya ilk nedir hatırlıyor musun? Efendim? İlk iki kardeş kavgası var tarihte nedir? Evet Habil'le Kabil. Evet. Evet çatışmanın evet. Oradan doğduğu aslında dünyanın evet. Düzeninin oradan bozulduğu söylenir. Bunun çok lanetli bir şey olduğu söyleniyor ama bence bu lanetli bir şey değil. Bu hayatta her şey zıtlıklar üzerine kuruludur. Her şey evet. Çatışma üzerine kurulu. Varlık bile bir çatışma yokluk üzerine kurulu. O zaman biz nereden diyebiliriz ki hayır böyle bir şey olamaz. Yok olsun olsun ki duello gibi bir şey olsun yani. Evet. Bu da mesela öyle. Biz bile insan olarak mesela Tanrı'yı kabul etmemizi emrediyor Tanrı. Doğru mu? Evet. Ama göstermiyor kendini. Ha ha diyor. Evet. Manik atıyor yukarı. Siz... öyle bir şey. Öyle bir şey var. Siz kendi şey. Dengenizi kendiniz kurun işte elinizdeki evet. ipuçlarıyla. Evet. Burada da aynı şekilde var ve tabii işin içine biraz daha gönül ilişkisi, işte baba, işte diğer şeyler var. Bir de şey vardı ya, bu Türk sinemasında bir tane eşkıyalıkla ilgili bir tane sinema vardı. Yine sanırım Kemal Sunal'ın filmlerinden biriydi. O geldi aklıma. Bir isyan var. Tabii isyan da olmalı ki o da. Yani genel olarak aslında evrensel temalar biraz daha bizim alışık olduğumuz bir düzlemde verilmiş.
bunu fark ettim. Şu şey, yani Robin Hood arkadaşların dediği gibi o da bir esin kaynağı olmuş burada. Yani herkes aslında kendi içindeki şeylerle, böyle duygularla savaşıyor ve ona göre bir tavır alıyor. Baba vicdan azabıyla uğraşıyor. İşte kadın ve gelmeyen sevgili, diğer kardeş işte hırsla, diğeri de işte bir türlü gerçekleştiremediği o affedilme olayı. Ya da ideası. İdea, güzel. Evet hocam, tam olarak kelime bu. İdealar üzerine herkes bir yerinden tutmuş. Biz de işin içine girmişiz ve bize en yakın, bize en mantıklı gelen tarafından tutuyoruz işte. Evet, bu kadar. Peki bugün demeyeyim de bizim folklorumuzda, bizim kültürümüzde, tarihimize baktığın zaman benzeş haydutlar var. Evet. Önderliği ve liderliğinde. Aynı Robin Hood gibi. Kimler geliyor aklına? Kim var mesela? İşte Kemal Sunal'ın filmdeki adam geliyor. O adam kim bilmiyorum. Tamam, Kemal Sunal da var da tarih ediyorum. Dağlar padişah, Ferman padişahsa dağlar bizimdir sözü. Tam olarak bu geliyor benim aklıma. Niye bilmiyorum ama. Evet, doğru. Doğru söylüyorsun. Yani bu geldi. Bizim yani ülkemizde bu çok popüler bir şey hocam. Dadaloğlu. Dadaloğlu ya. Tam o adam. Evet ya. Hocam bir de bu metin, bu hikayeyle ilgili ben bir Google araştırma yaptım. Bir tane makale yazılmış Dergi Park'ta. Tabii makale Almanca olduğu için sadece o küçücük öz kısmına bakabildim. Gerisi Almancaydı, bakamadım. Demiş ki bu oyun Türkiye'de neden bu kadar popüler oldu? Böyle bir makale yazmış biri. Bir tane hoca ve özünde şunu söylüyor. Uzun zaman ne kadar olduğunu bilmiyorum ama yasaklanmış. Ve böyle bu şeyle ilgili, haydutlukla ilgili falan, hatta Osmanlı döneminde mi ne yapılmış bunun şeyleri? İlk o zaman bilmiş insanlar bu oyunu ve sonradan böyle popüler olmuş. Niye falan diye araştırmışlar. Bizim kültürümüzde zaten haydutluk var ve bu sonradan da şey hale geldi. Artık insanların böyle imrendiği bir şey haline geldi. Hani insan dağda yaşıyor, açsın falan ama işte başı kaldırıyorsun haksızlığa falan. Yani şöyle söyleyeyim. Hep bir adına özgürlük diyelim, birey idea diyelim, inovasyon, yenilik diyelim. Bunun hep merkezle, gelenekle bir çatışması vardır, direnci, kavgası vardır, tamam mı? Bu açıdan bakıldığı zaman o insan hakları ona göre savunucusu olan, özgürlük getiriyorum diyen ya da mazlumların, yoksulların hakkını, hukukunu arıyorum diyen idealistler var. Bizim kültürümüzde de dolu. Merkezlere hep hadi ipucu veriyorum. Bak eşkıya. Hayır. Demiş. Son dönemlerde. Böyle zorla alan. Kim peki bunlar? Mesela bizim kültürümüzde kim bunlar? İsimler bak. Kim? Bak hemen aklınıza Robin Hood geliyor. Aynı Robin Hood benzeri bizde var birkaç kişi böyle. Kim acaba? Kim hocam bilmiyorum. Hani kim ki ya? Hani Türk sinemasında filmleri de yapıldı ya. Yemin ederim aklıma Salako geliyor şu an. Başka kimse gelmiyor. Evet. Mesela arkadaşlar. Tatar Ramazan. Ne olabilir hocam? Onlar daha 50 yıl önceki Türkiye'nin sosyolojik yapısına göre 50 yıl önceki kabadayılar, doğru. Evet. Kabadayı. Hocam Şener Şen'in Eşkıya filmi de girer mi buna? Ay onu çok severim. Eşkıya'nın daki kabadayılar. Evet. Arkadaş. Kara Murat Fatih'in fedaisi ama Battal Gazi olabilir. Battal Gazi. Halkoçoğlu hocam. Bakın arkadaşlar. Çok merak ettim. Folklorik geçmiş geleneğe dayandırmak zorundasınız. Şimdi Battal Gazi zaten destan. Battal Gazi doğru. İki, kimsenin aklına nasıl gelmez? Hayretler içerisindeyim. Köroğlu. Kim?
Köroğlu. Aa evet. Köroğlu kimle çatışıyor? Bolu Bey. Şeye göre. Cüneyt Arkın. Hakkını evet. Yemeyelim. Peki Bolu Bey kim? Merkezin bugünkü valisi. Bolu Beyler Bey'i. Az adam değil mi? Şu Fatma Girik'le yaptığı şey değil mi? Evet. O aa. Cüneyt Arkın mi? Gerçek Köroğlu ama. Anladım hocam. Köroğlu tamam. Değil de Cüneyt Arkın var sadece kafamda. Evet. Ne yaptı? Cüneyt yakışıklı olunca o gözünün önüne geliyor. Şimdi... Kiziroğlu olur mu hocam? Kim? Kiziroğlu var ya türküsü. Köroğlu'nu yenen hikaye. Kiziroğlu tam yerine geçmez. Evet. Kiziroğlu da önemli bir figür ama asıl figür Köroğlu. Zaten Köroğlu acaba bir kişi miydi? Köroğlu hocam galiba sonu oğluyla biten bir sürü insan var böyle. Köroğlu sonradan size Nasrettin Hoca örneğinde verdiğim gibi olgulaşıyor. Yani başka coğrafyalarda Köroğlu gibi hareket edenler var. Onların da adı Köroğlu kalıyor. Üç ya devlet başa ya kuzgun leşe. Hademe-i devlet Akçalı Kel Mehmet. Hayda birden Ege'de arkadaşlar Türk folklorunda karşımıza bir Efe çıkıyor. Bir dakika Efe. Çakırcalı Efe. Bir de o çıkıyor. Bugün İzmir'e gidin. Aydın'a gidin. Tırnak içinde tabiri caizse hala tapılıyor. Lan başlarım ben sizin Çakırcalınıza bin kurşunu yersiniz. Kesinlikle yersiniz arkadaşlar. O kadar seviliyor. Bugün. Bugün hala Ege'de, köylerde gözümle gördüm. Yaşlılar gün içerisinde dua ediyorlar. Allah razı olsun Çakırcalı'dan diyorlar. Lan 200 yıl geçti. Hayır. Çakırcalı Efe. Çok önemli. Hocam bir de şey var ya bir tane. Nesini söyleyeyim canım efendim diye bir tane türkü var. Mesela o tamamen bence buna hizmet ediyor. Kimmiş güftesi? Kime ait? Bir dakika hemen bakacağım. Bul söyle. Şimdi bizim tamam. Şeyimizde bu örnekler çok arkadaşlar. Çünkü bu anlattığım kısmen Selçuklu'nun sonu ve Osmanlı'yı kapsayan dönemden bahsediyorum size. Bunların da kökenleri var. Bunlar 50'li 60'lı yıllardaki kabadayılara köken oldular. Mahalle kabadayılarına. Bugün onlar kalmadı. Bugün işte görüyorsunuz YouTuber'larla yarışan mafyalar var, tamam mı? Günlük 5-10 milyon izlenmelere ulaşan bugün mafyalar var, tamam mı? Bu mafyaları geçelim. 50'li 60'lı yıllarda mesela içinizden birisinin çalışmasını isterim. 50'li 60'lı yıllarda Ankara'da kabadayı folklörü. İstanbul'da kabadayı folklörü. Yani bunlar gerçekten parası olmayan, aç, belki içlerinde hayatı boyunca bir kişiyi dahi öldürmemiş insanlar var. Ama bir şehir korkuyor ondan, saygı duyuyor. Böyle enteresan insanlar var. Bunların kökeni Köroğlu, Ramiz Karaeski, şeyden. Neydi dizi? Ezel'den herhalde o değil mi? Biz gerçeklerini yazalım. Söyleyelim Ankara için. Türk Cemaliler. Dündar Kılıçlar sonra İstanbul'a gitti mafyalaştı. Falanlar filanlar neyse. Mesela Tatar Ramazan oraya koyabilirsiniz. Evet o doğru bir karadayı. Bunların kökeninde Akçalı Kel Mehmetleri, Çakırcalıları, Köroğlu'yu, Dadaloğlu'nu, falanoğlu'nu, filanoğlu'nu görüyoruz arkadaşlar. Onların da geçmişine baktığınız zaman Türk geleneğinde olan bir şey arkadaşlar. Etrafında boy boylamak diye bir terim var. Boy boyladı. Dede Korkut'ta çok geçer bu. Sizin belirli bir aşık serdari. Evet. Bu serdari Nesimi Noksani gibi aşık edebiyatımızda çok önemli isimler var. Pir Sultan aynı gelenek ve kaynaktan besleniyor. Onlar o yapı biraz daha farklı bir ayrışmanın dışa vurumu.
Ona biraz daha farklı bir ayrışmanın dışa vurumu. Neyse, bu Türk geleneğinde boy boylamak, şimdi siz bir obanın, bir boyun, bir toyun, bunlar hepsi şeyden köy, kasaba, şehir gibi düşünün. Küçükten büyüğe. Buranın hakimi, lider olacaksanız Türk geleneğinde öyle köyden indim şehire, gökyüzünden düştüm bilmem neyle diye ne bey olabilirsiniz, ne lider olabilirsiniz. İspatlamak zorundasınız kendinizi. Cesaretinizi, zekanızı, aklınızı, fiziksel gücünüzü, ama en önemlisi neyi biliyor musunuz arkadaşlar? Zurnanın zırt deliği burası. Adaletinizi. Sizde adalet arar. Sizin peşinizden gidenler. Başka hiçbir şeye bakmazlar. Bunların hepsini sağlayabildiğiniz zaman, gözünü kırpmadan, kendini feda ederek, o zaman sizin peşiniz, siz reis oluyorsunuz haydutlardaki gibi o zaman. Reis olmak bu. Reis, Türkçesi önder, lider demek. Bu Türk geleneğinde olan bir şey. Şimdi bundan dolayı da eğer şu açıdan bakarsanız, ya orada bir Bolu Bey'i varken, devletin oradaki valisi, devletin oradaki beylerbeyi, devletin oradaki derebeyi, merkezi sistemden bahsediyorum. Bu Köroğlu kimin köpeği? Ne oluyor lan sana? Terörist demeyip, farkındaysanız halk, bırak vicdanına basmayı, korumayı, destanlaştırıyor. Hem de ne diyor Kanuni? Halk içinde en muteber nesne yok devlet gibi. En muteberi olan devlete kafa tutan Köroğlu'nu destanlaştırıyor, mitolojileştiriyor, rol modellaştırıyor. Neden? Adalet. Hak arama davası. Zaten Türklerde ne var şey olarak? Mahlas. Beyler, liderler ne mahlas alıyorlar? Sadece Kaan, bey ismi mi alıyorlar? Hakan, değil mi? Fakat o gönül değil de köngül olan. Eski Türkçe'ye göre Hakan ne demek biliyor musunuz? Hakan değil onun telaffuzu aslında. Ne hocam? Hak an. Ve ayrı yazılıyor. Hak an. Gök an. Şimdi Gökhan diyoruz mesela. Göğü an. Gök Tengri'ye inanıyorsun. Gün han. Günün, güneşin hanı demek arkadaşlar. Ay han. Ayrı yazılıyor böyle. Ortada hep tire vardır. Ayın hanı demek. Hak an da an. Her an, yaşadığımız her an değil mi? Saniyenin bilmem kaç milyarda biri. Her an hak. Ancak o zaman sen hak an, Hakan'sın arkadaşlar. Böyle bir inanış var o zaman. Böyle bir inanış var. Şimdi onun için bugün hep söylediğimiz yeninin, inovasyonun getirdiği, teknolojinin getirdiği Z kuşağı, değil mi? Bir ara haydut, terörist, anarşist olarak değerlendirildi. Özellikle bilgi teknolojilerindeki Z kuşağının temsilcileri. Kim bunlar? Bugün hala üstü kapalı haydut bunlar. Ne diyorlar onlara şimdi? Bu bilgi çağındaki haydutlar kim? Bilgi iletişim teknolojisindeki haydutlar kim? Onların evrensel ismi var. Hackerlar. Bunlara niye haydut diyorlar? Yıkıyorlar çünkü.
yaratıcı yıkım yapıyorlar. Mevcut, kökleşmiş, konvansiyonelleşmiş, özellikle konvansiyonel atıllaşmış yapıyı yerle yeksan ediyorlar hackerlar. Borsa çökertiyorlar, hesapları patlatıyorlar. Bir dakika kardeşim, bakın yeni dünya geliyor. Biz de bunun Karl'larıyız. Biz de bunun İsa'ları, Musa'larıyız. Bakın sistem değişiyor, sistem dönüşüyor. Büyük sistem değişim ve dönüştürücü her zaman lider, önder, hele bir de teolojik bir altyapısı varsa peygamber olur. Bunu unutmayın. Tarih boyunca bu hep böyledir. Başarılı olursa da tarihe geçer. Şimdi gelelim Karl'la Franz'a oyunda. Şimdi Schiller'e gelmeden önce şu tiyatronun tanrısı Shakespeare'e bir gidelim. Tamam mı? Yani insan mı, tanrı mı, ne olduğu belirsiz olan bu Shakespeare'e bir gidelim. Burada bir Shakespeare'in Hamlet oyunu var. Hamlet'te şöyle bir hikaye var. Bakın. Hamlet'in babası anne ve amcası tarafından tuzak kurularak öldürülüyor kral. Ve yerine amcası kral oluyor, anne kraliçeliğe devam ediyor. Şimdi oyun başlar başlamaz da Hamlet babasının hayaletiyle konuşuyor. Şimdi tiyatro ustası Shakespeare manyak değil. Oyunu tam anlayamazsan, bugün o eleştirileri getiren dangalaklar var, lise müsameresi gibi olur. Ne ulan bu hayalet nereden çıktı? Hayaleti oyuncu olarak nasıl bir sahneye alacağız? Ne demek Hamlet'le hayalet konuşuyor? Ne bu acaba? Oysa ki oradaki metaforda çok korkunç bir gönderme var. O da şu. Shakespeare diyor ki, Tanrı yatağı 200 sene sonrayı görmüş hayvan. 1600'de yazdığı oyun 1800'leri aslında anlatıyor. Ey insanoğlu. Şimdi adına Rönesans diyorsunuz ama çok değişik tohumlar atılıyor. Görüyorum ben bunları. Bu öyle bir dönem getirecek ki artık idealist endüstriyle beraber aristokrat kalmayacak. Bu sistem, bu feodal sistem kendi içerisinde doğalıyla yıkılacak, çürüyecek, çürüyecek, dejenere olacak. Yepyeni bir yapı gelecek. Bu yepyeni, kuralsız, fütursuz, ahlaksız gelen yapı kendi üretim ilişkileri içerisinde öyle bir insan tipi ortaya çıkaracak ki, bu ortaya çıkan insan tipi bugün makbul gördüğünüz, sofistike dediğiniz, Tanrı'nın gölgesi dediğiniz, adaletin timsali dediğiniz kralların, imparatorların yerine geçecek. Ve bu geçenler orada oturabilmek için kardeş, ana, baba, bilmem ne, hiçbir şey tanımayacaklar. Her türlü. Ha, bir de Machiavelli vardı değil mi? Rönesans'la beraber ortaya çıkan. Rönesans'ın, erken Rönesans'ında ortaya çıktı ve Rönesans'ı çok etkiledi. Bugün siyasette Machiavellist diye bir kavram var mesela. Her yerde böyle çiğdem çiçeğin altını çizdiği, tırnak içerisinde kendi çıkarını düşünen, kendi nesnel değil, öznel doğrusu, öznel çıkarı için hareket eden bir insan tipi ortaya çıkacak. Peki bu insan tipinin olduğu yerde hocam, o normal saydığınız idealist, mübah, adalet bilmem ne olanlar ne olacak? Hayalet. Gördünüz mü şimdi Hamlet'in babasının niye hayalet olduğunu? Sen
canlı olarak bu şekilde yaşayan ve düşünen kardeşlerin varken bu insanlar, onlar da aslında bir metafor. Sen fiziki olarak burada yaşayamazsın. Yani Shakespeare Schiller'den daha da dramatik olarak acımasız. Schiller en azından yok olmakta olan karakteri karlı, canlı kanlı gösteriyor. Shakespeare diyor ki Franzların olduğu yerde Baba Hamletler olamaz. Eğer Franzlar ortaya çıktıysa. Nerede olur peki Baba Hamletler? Hayalet olur. Onların yerine geçip de intikamını, öcünü almak isteyenler kim olabilir ancak? Prens Hamlet olur. Yani oyunun gerçek karakteri. Fakat Shakespeare'in Nani numarası burada başlıyor. Hamlet tragediyası dediğimiz. Bunlar da diyor, ne kadar iyi eğitimli olursa olsunlar, ne kadar stratejiyi bilirse bilsinler, ne kadar entelektüel olursa olsunlar, ne kadar iyi savaş kabiliyeti bilirse bilsinler ki tamamıyla donanımlı Hamlet, oyunda onu görüyoruz. Sanatı ne kadar iyi bilirse, felsefeyi ne kadar iyi bilirse bilsinler. Yeni dönemin doğru USP'si değil bunlar. Yeni dönemde hareket edemeyecekler, uyumsuz. Siz o yeni dönem telefona, yeni dönem bilgisayara, o eskinin en iyi kablosunu takıyorsunuz, error, cevap vermeyecek. Ve adım atamayacaklar. Aslında varlar ama yoklar. Hayda, en önemli repliği getirip oraya bağlıyor işte. Olmak ya da olmamak. Var mıyım, yok muyum? To be or not to be. Var ya meşhur repliği. Hamlet'in özeti budur. Ve aynı zamanda yine tiyatro tarihinde gene karşımıza asimetrik bir Hamlet de çıkıyor arkadaşlar. Yani rasyonalizmi hiç düşünmeyen, akla hiç bakmayan, tamamen duyguyla, coşkuyla, ideayla ve eylemle yaşayan Hamlet eyleme geçemiyor, karar veremiyor, kararsızlık var. Burada ise tam tersi, durma hiç yok. Sürekli eylem var, sürekli ideal, sürekli coşku. Bu da patolojik bir durum, hastalıklı bir durum Hamlet gibi. Kim bu? Don Quixote. Demek ki insan ne Don Quixote olunca yerinde oluyor bir kavram, doğru olması gereken, ya da Hamlet olunca doğru oluyor. İkisinde de sonuç alamıyorsun. İnsan arasında dengeli yaşayan bir şeymiş demek ki. Şimdi buradan toparlarsak, Karl ve Franz, tabii Almanya'nın tarihsel sürece baktığınız zaman İngiltere'ye, Fransa'ya nazaran siyasi birliğini geç tamamlaması, efendime söyleyeyim, endüstrileşmeye onlardan daha geç başlaması, benzer temaların farklı sonra 100-150 yıl sonra işte Haydutlar gibi bir eser olarak karşımıza çıkmasının da gene ana sebeplerinden biri bu. Fransa ile İngiltere yapısal farklılıktan kaynaklı aynı dönemde bu temaları işlediler. Mesela Fransa'da Molière'in aslında atası Gargantua'yı yazan Rabelais'dir arkadaşlar. Bu Rabelais aynı zamanda bir papazdır. Fakat nasıl bir papaz? Bu Luteryen reformistlerden. Yani Galilei gibi. Kardinaldir. Bırak papazı, Galile kardinaldir. Yani Galile biraz daha çabalasa papa olacaktı. Papanın altıdır kardinal. Genelkurmay başkanının altında generaldir yani. Vivaldi'dir. İleri düzeyde bir papazdır Vivaldi. Klasik müzik bestecisinden bahsediyorum. Denemeleri yazan Montaigne. İleri düzeyde bir papazdır. Bunlar bu saydıklarım
reformist, dahi papazlar olayı iyi çözüyorlar. Bu ne saçmalık diyorlar. Ve disiplinler arası uzmanlık alanlarına göre hareket ediyorlar. Fakat kökenlerini gene şeyden alıyorlar. Onlardan çok önce hareket eden reformist papazlar var. Mesela dünya tarihine geçmiş çok enteresan bir adam var. Kiril. İkiz kardeş bunlar. Bugün dünyada Kiril alfabesini icat eden adamlar. Soyadlarını verdiler arkadaşlar. Çok enteresan insanlar bunlar. Böyle oturup çok ciddi çalışan insanlar var yani. Şimdi Karl ve Franz bir insanın içindeki, tek bir insanın içindeki dualist çatışmayı içeren tek bir yapı gibi düşünün. Burada Schiller'in biraz da bunları kardeş etmesindeki ikinci, üçüncül gönderme budur. Dönem gereği acaba nasıl bir dünya geliyor? Franz mı? Franz dünyası mı geliyor? Yoksa Karl'ın dünyası bu dirençle, bu yenileme çabasıyla acaba başarılı olabilecek mi? Fakat farkındaysanız Schiller, romantizm dedik. İnsan iradesi dışında da bir dengenin olduğunu oyunun finalinde Karl'ın ağzından bize göksel adalet, bilmem neler gibi cümleler kurarak anlatmaya çalışıyor. Bu Shakespeare'de de var arkadaşlar. Mesela Macbeth'in başında daha fırtına kopar. Rüzgarlar, bilmem neler. Orada hemen direkt repliğe şöyle girerler. Sanırım çok olağanüstü işler olacak. Shakespeare şeye de gönderme yapar burada. Doğadaki büyük değişikliklerle beraber insan da doğanın içerisinde bir parça olduğu için oradaki rüzgar, fırtına, bilmem yıldırım çarpmalarının metaforuyla insanın da biraz sonra izleyeceğiniz oyunda göreceksiniz neler neler olacak. Hiç aklınızın ucundan geçmeyen şeyler olacak. Macbeth'te var mesela bu. Burada da bir insanın içerisindeki dualistik çelişkiyi, dualistik çatışmayı görüyoruz arkadaşlar. Bir defa aristokrat baba kendisinden sonra veliaht olarak Karl'ı görüyor. Böyle gördüğü için de çünkü gelenek ona onu emrediyor. İster istemez baba olmasına rağmen ikinci kardeşe ön yargılı bakıyor. Daha ötesi bakmak zorunda. Bakmazsa Karl'ı kendi yerine hazırlayamaz. Mecbur bakmak zorunda yani. Bu tabii ne oluyor? Sonuçta insan var ortada. Franz'la öfkeye yol açıyor. Patlamaya yol açıyor. İşte ister kötü adam diyeyim, ister iyi adam diyeyim. Ama şu bir doğru. Bu karaktere, bu davranışlara, bu repliklerin ağzından çıkmasına mahal veriyor. İki, o mu sadece? Tabii ki değil. Bir de babanın bireysel olarak ona karşı olan tutumu. Fakat bu tutumun da kökenini anlattık. Gene idea olarak devlet kutsandığı için sanki bizim Osmanlı'da yoktu bu. İdea olarak devlet kutsandığı için Karl'ın daha iyi yetişmesi ve devletin başına geçtiği zaman ya da oradaki o derebeyliğin kont olduğu zaman adil kararlar versin, doğru yönetimler yapsın diye öbürünü eziyor baba, öbürü iyi hazırlansın diye. Hiçbir şüphe duymasın diye. Acaba ben burayı hak etmiyordum da kardeşim mi hak ediyordu demesin diye. Şimdi Ee,
Karl kardeşinin çevirdiği fırıldakla birden Starkaya çıkıyor ve yeni bir, yani Hamlet'in, kişilerin başarısı burada. Hamlet'in geçmişte bir Hamlet örneği var. Yapamadığını yapıyor. Neo mesela Hamlet taşıdığı şöhret, kariyer, soyluluk ya da askeri jargonla konuşursak apolet, bunları sökmüyor. Bir karara verip de bir şeye, bir harekete geçme olayına soyunmuyor. Ama sofistike ve entelektüel ya, şöyle bir şey de deniyor. Oyun içinde oyun yapıyor. Neo gidiyor bir tiyatro kumpanyası buluyor. Tiyatrocuları, Hamlet'in kendisi. Bu olayları, babasının, anasının, amcasının tezgahlarını, babasının başına geçenleri bir mitolojik hikayeymiş gibi bu tiyatroculara anlatıyor. Ve bunu diyor sarayda, kral amcam ve annemin önünde bilmem ne şenliklerinde oynayayım. Onlar da izlesin. Ben de gizlice onları izleyeyim. Nasıl tepkiler verecekler, kendilerini gördüm, kendileriyle yüzleştikleri zaman diye korkunç bir Shakespeare dehası var tiyatro açısından. Burada mesela. Diye Hamlet böyle bir karar alıyor. Ama oyunun oyununu yapıyor. Karl'ın Hamlet'ten farkı, apoletleri söküp oyuncular yerine, tiyatro yapmak yerine gerçek yaşamda yeni bir sistem kurma, yeni bir hareket kurma için onunla beraber olanlarla sisteme karşı gelen bir hareket geliştiriyor. Dolayısıyla merkez ve sistem ona zaten haydut diyor. Ayrıca Hamlet bu oyunun oyununu yaptığı için merkez ona tabii haydut diyemez. Çünkü aktör o değil. Ama oradaki merkezler Hamlet'e ne dedi biliyor musunuz? Deli. Amcası bu oyuna şeyi söylüyor kral. Senin yanına bir koruma vereyim. Bilmem ta nereye git. Bir arın, durul. Orada güzel doktorlar var. Seni tedavi etsinler. Hamlet sen tırladın, delirdin. Deli gözüyle bakılıyor yani. Burada ise haydut. Çünkü artık kendisi... Bir de bırakın harekete geçmeyi, geçirdiği insanların bile lideri olmuş. Fakat siz bir karar aldınız ama başkasının kararı ölecektir demiştik değil mi? Geçen derste. Her eylemin, her üretimin, her kararın bir bedeli vardır arkadaşlar. Nasıl ki Alice Harikalar Diyarında tavşana gelen şu soru, önümde iki yol var. Hangisinden gideceğim? Tavşanın cevabı, nereye gideceğini bilmiyorsan fark etmez ki. Demek ki bir karar veriyorsun. Şu tarafa gideceğim. Neden? Çünkü onunla ilgili kararım var. O ara bir bakıyorsun ki yol uzamış, bilmem ne. Belki yanlış da karar vermiş olabilirsin. Ama bunun bir bedeli var arkadaşlar. Bu bedelin de bir anlamı oluşuyor, değeri var. İnsan yaşamı da budur. İnsan niye yaşıyor diye önemli bir soru sorduğunuz zaman, dersin başında sormuştuk, Tolstoy da soruyor. Anlam için. Başka bir şey için değil. Eğer biz yaratılmasaydık anlayamayacaktık hiçbir şeyi. Kendimizin değerini ve çabasını. Melekten farkın kalmayacaktı o zaman. Ne yazıldı, ne söylendiyse onu yapmak zorunda olan robotik bir olgu olacaktı. İnsan üstünlüğü burada. Yanlış yapma lüksü var. Karar verme lüksü var. Seçme lüksü var. Seçme. Karar verme. Bu lüks antik Yunan'da sanatı patlattı diye anlatmıştık size.
Yani o seçme olayı. Şeyde Karl karar veriyor. Yanına insanları topluyor. Kahramanlaşıyor belki kısmen. Ve Karl'ın şöyle bir başarısı oluyor. Kendisi kaybetse de, kendisi yenilgiyi kabullense de, teslim olsa da, yani kendi iş dünyasında hiçbir halta yarayamadım. Bari Karl'ı yakalayana 1.000 lira veriyorlarmış. Gideyim bir yoksulluğa teslim olayım da. Kan parası vardır ya bugün. Ölümle, vücudumla, teslimiyetimle adama para kazandırayım. Fiyata geçti bakın. İdeal değerlerden niceliksel fiyata geçti. Böyle bir dönüşümü var. Böyle bir tragediyası, dramı var Karl'ın. Franz'ın nasıl bir tragediyası var? Ne diyordu Brecht? Yanlış temeller üzerine inşa edilmiş binalar çökmek zorundadır. Brecht değil, özür dilerim. Nikolay Gogol. Hangi oyunuyla anlatıyor bize Gogol bunu? Bir delinin hatıra defteri. Franz da daha yola çıkarken yanlış temeller üzerine bir yapı inşa ettiği için bırakın bu inşanın yaşamasını ve büyümesini çökmek zorunda. Bu çöküşün dramatik olabilmesi için de ve o yanlış temel olayında kendi inisiyatifi ve kararıyla yola çıktığının, Franz'ın bir tip değil, karakter olduğunun altını çizmek için Karl'ın Franz'ın şatosunu basıp Karl'ın adamlarıyla Franz'ı öldürtmek yerine kendisi karar vererek intihar ediyor Franz. Eğer Franz'ı Karl'ın adamları ya da sevgilisi Amelia öldürse idi, tipti. Karar veremeyen olayların, olguların, sosyolojinin onu sürüklediği bir tip. Tiyatrodaki tip ve karakter farkı bu. Biri karar alan, inisiyatife doğru ya da eğri bir yapı. Biri ise olayların, akan rüzgarın, akan nehrin, dönen dümenin gidişatıyla görevini yapmakta olan eğri ya da doğru bir yapı. Tip, öğretmen, tip, doktor, herkes, kral, şu bu. Ama tüm bunların içerisinde karakter, öğretmen, karakter, doktor, karakter, kral, karakter, prens. Bu inisiyatif alıp, karar verip, yaşamı, hayatı, çevresindekilerin kaderini değiştiren, iyi anlamda, kötü anlamda, döndüren kişilerdir karakterler. Deriz ya karakterli ol. Ne demekse. Franz böyle bir yapı. Dolayısıyla Schiller artık romantizm geldi. Bırakın Hamlet dönemini, aradan geçti 150-200 yıl. Franzlar bitti. Yani bu kadar fütursuz, bu kadar hile üzerine, bu kadar yanılgı üzerine inşa bitti. Ama bunda geleneğin de hatası var. Bakın Moorlar devam ediyor. Orada krala bu mitolojide, ezoterik dediğimiz felsefelerde, şurada burada hep karşınıza çıkar. Tasavvufta, dinde, teolojide, şurada burada, dünyanın bütün inanç ve folklorlarında arınma vardır arkadaşlar, arınma. Güneşin, ışığın, yani bilginin, aklı hikmetin girmediği, senin kendinle baş başa olduğun, tasavvuftaki çile çekme gibi, bilmem neredeki kapanma gibi, inziva gibi, köşeme çekilme gibi bir
arın antik Yunan'da mesela çok meşhurdur bu. Bir arınma metaforu vardır. Dönüşme ve arınma. Hatalarınla, yaptıklarınla yüzleşmek ve bu yüzleşmenin sonucunda da başka bir insana dönüşmek. Bu tıpkı tırtılken kozanın içerisinde belirli bir dönem karanlıkta kalıp arınarak hem fiziksel hem biyolojik hem mental olarak dönüşerek kelebek oluyorsunuz, değil mi? Bunun gibi bir şey. Arınma, yükselme, başka bir merhaleye, başka bir dereceye çıkmaktır. Bunu da Schiller metafor olarak nerede kullanıyor? Ölme, dirilme gibi. Bakın, hem mental hem fiziksel. Oğlu tarafından ölüyor, öldü zannediliyor. Sonra gittim geldim olayı vardır ya, tabuttan çıkıyor, bir mahzende karanlıkta aylarca kalıyor. Ta ki diğer oğlu gelip onu bulana kadar. Burada bir dönüşüm görüyoruz. Arınma, bir dönüşüm. Bu da yeni yönetici sınıfa Schiller'in gönderdiği bir gönderme. Arın, dönüş. Aydınlığa çık artık. Çünkü aynı zamanda Avrupa'da aydınlanma çağı dediğimiz bir çağ paralelinde geliyor arkadaşlar. Hatta Schiller bu aydınlanmacıların içinde. Goethe de içinde. Rousseau'da. Beethoven'da. Şimdi karşımızda böyle bir yapı var. Franzlar yoksa diyor asalak, işe yaramaz, üretemez, doğru sonuç veremez. Franzlar üreteceksiniz. Gene Alman tiyatrosunda modern dönemde buna benzer bir örnekle karşılaşıyoruz. Weizsäcker, Bünher, George Bünher'in. Yanılmıyorsam tiyatro tarihinin ilk antik kahramanlarından biri olabilir. Bir kahraman daha vardı. Sinemaya sonradan çok geçti, popülerleşti ve fenomenleşti. Frankenstein. Böyle düşünelim. O zaman ne oluyor? Moore zaten ne zaman gerçekten ölüyor? Arındığı zaman. Kabul ettiği zaman. Franz ölmek zorunda olduğu için ölecek. Karl ise bu iki saydığım cismen ölüyor. Karl ise bir olguyu, bir ismi, bir ifadeyi, bir metaforu, bir felsefeyi temsil ediyordu. O bu dönemde yaşaması mümkün değil dedik. O da dönüştü. İdealist oldu ama başka türlü oldu. Fiziksel harekete de geçti. Fakat ödemesi gereken bedeli kaçırdığı için o da o dramla yüzleşiyor. O dramla yüzleşiyor. Ödemesi gereken bedellerin içerisinde yaşaması gereken yıllar, aşkı, sevgilisi, aile hayatı, babası, evi, barkı, devleti, milleti, onun adına çalışanlar. Aklınıza tonlarca şey gelebilir. O zaman demek ki bu haydutçuluğu daha farklı yapmak lazım. Haydutçuluğu daha farklı yapmak lazım o zaman. Körü körüne değil de. Burayla yüzleşiyor ve yenilgiyi kabul ediyor. Burayla yüzleşerek yenilgiyi kabul ediyor. Çünkü zaman öyle her şeyin efendisidir ki siz yola çıktığınız zaman birey olarak size direnen, sizi haydut olarak suçlayan, sizi yakalamaya çalışan konvansiyonel sistemin elleri ve kolları
yıllar geçtikçe siz gene sizsiniz. Fakat orada sistem değişiyor arkadaşlar. Orada sistem değişiyor. Onun için o değişen sistem tarafından siz birey olarak yenilmek zorundasınız. Ancak attığınız adım ve hareketin bir izi, bir olgusu kalabilir. İşte Köroğlu gibi, işte Robin Hood gibi. Bunun en benzer filmini söylüyorum. Cesur Yürek, William Wallace. William Wallace da yaptığı hareket, yaptığı olgu, yaptığı felsefe, o birey özgürlük çıkışı, Braveheart zaten, kalıyor. Ama kendisi yenilmek ve teslim olmak zorunda. Çünkü mücadele ettiği sistem dönüşüyor aynı anda. Başkaları gidiyor, geliyor. Başka hareketler, başka hamleler geliştiriliyor sizin yaptığınız hamleyi. Ama siz hep sizsiniz, siz değişmiyorsunuz. Onun için yenileceksiniz. Böyle bir dramı var Karl'ın yani. Karşılaşma zorunda olduğu. Onun için bari bir işe yarayayım diyerek o yoksulluğa gidip teslim olarak olayı çözmeye çalışıyor. Radyo tiyatrosundan nerelere geldik? Olay böyle bitiyor. Evet, varsa sorusu olan alalım arkadaşlar. Ya da eklemek isteyen varsa. Bu arada oyunlarınız ne alemde, nasıl gidiyor? Neler seçtiniz, ne oynayacaksınız? Beyza bir tane attı, izleyemedim. Tam dersten bir dakika önce attığı için sadece girişini görebildim. Ona da bakacağım. Oyunlar nasıl gidiyor, neler seçtiniz? Ne yapıyorsunuz? Bir şey yok gördüğümüz kadarıyla. Evet hocam. Sadece evet. Şenay Hanım bahsettiği artık türkü mü diyeyim, ağıt mı diyeyim neyse. Onu yazmış çete, gördünüz mü bilmiyorum. Hatırlamıyorum demişti ya size o kabadayı mevzusunda. Gördüm evet. Onu gördüm. Bildirdi. Bölmemek için ben araya girmedim. Tamam. Onun bir dışında Naciye Hanım el kaldırdı. Buyurun Naciye Hanım. Buyurun Naciye Hanım. Hayırlı akşamlar hocam, nasılsınız? İyi akşamlar Naciye, sen nasılsın? Ben de iyiyim Allah'a şükür hocam. Oyun hakkında söyleyecektim ben hocam. Buyurun. Hocam aslında ben Vanya Dayı'nın Sonya'yı seçtim ama çok emin değilim. Yani, Sonya, evet. Evet. Neyden emin değilsin? Yani yapabilir miyim diye. Yaparsın ya, niye yapmıyorsun ya? Ne var Sonya'da ya? Belki şu an değişik robot sesimle bir oyun önerebilirsiniz diye ek aldırmıştım. Taktın sen robota. Evet. Farklılık olsun istemiştim hocam. Yani şöyle, zaten robot sesini herhangi bir tiratta yapmamız absürt olur. Ancak absürt tiyatro, yani Gogol'de yap demiştik. Şeyde Gogol diyorum, Godot'da. Evet, ama yani yaptıktan sonra her tiratta yapabilirsin, yapmak istedikten sonra. Sonya'da da dene, ara ara bir yerlere koy Sonya'da. Olabilir, koyabilirsin. Eğer Sonya'yı da olacaksa yani, Sonya olacaksa. Sonya olmayacaksa Antigone'yi deneyebilirsin, Antigone. Antigone. Evet. Onun aralarına da bir robot koy bakalım. Dünya tarihinde bir ilk olsun, hadi bakayım. Antigone. Aynı oyunda mı hocam? Antigone oyunun adı. Karakterin adı da Antigone. Antigone diye okuyoruz. Tamam hocam, buldum. Tamam. Hadi bakalım. Teşekkür ederim hocam. İyi akşamlar. Rica ederim Tatar. Onun dışında evet. El kaldıran yok hocam. Yok. Tamam. Arkadaşlar, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var. Evinizde
eğlence arayın kendinize. Bu hafta sonu videoları bekliyorum lütfen. Çünkü 2 haftamız kaldı. Bu 2 haftada şey yapacağız. Sizin oyunları konuşacağız, bakacağız. Gruptan atacağım ben, değerlendireceğiz. Hep beraber herkes birbirinin oyunu izlemiş olacak. Bir de gruba yazın. Siz kendi aranızda yazışın. Bakayım neler yazıyorsunuz. Ben de ona göre sohbete gireceğim. Şimdiden düşünün. Birinci dönem yaptığımız gibi, bu radyo tiyatrosu örneğinde olduğu gibi, biliyorsunuz Zoom tiyatrosu diye bir şey icat etmiştik biz. Bu dönemin sonuna da Zoom tiyatrosu adı altında bir eser çalışması yapalım mı? Evet, yapalım diyorsanız bir metin bulalım. Birinci dönem yaptığımızdan daha profesyonel adım adım gidiyoruz. Bitirişi de şeyle yapalım. Zoom tiyatrosuyla. Belki ekstra joker bir hafta daha fazla Zoom tiyatrosu olursa ders yapacağız. Ama şöyle bir güzelliği olacak. Diğer atölyeler veyahut hiçbir atölyeye katılmamış ama arkadaşınız sizin, o gün için atılan linke girerek bizi 100, 200, 300, 500 kişi Zoom üzerinden izleyecek. Gerçekten tiyatro olacak yani. Bunun ciddiyetiyle oynayacağız, prova yapacağız. Bunu bir düşünelim, kotarabilir miyiz diye. Ona göre derste konuşuruz. Evet. Hocam, son dakika bir Filiz Hanım el kaldırdı. Müsaadenizle ona söz hakkı vermek istiyorum. Öyle mi? Tamam, buyursunlar Filiz Hanım. İyi akşamlar hocam, iyi geceler diyeyim. Az kaldı atölyenin bitmesine. Bir sonraki dönemde yine var mısınız? Onu soracaktım bir. Yani bundan sonra daha dönem olacak mı bilmiyorum ki şu anda. Sanırsam var ki, çünkü şey istendi herhalde, var diye biliyorum. Öyle mi? Nisa var mı? Şöyle söyleyeyim hocam, yaz ve güz dönemi hazırlıklarımız ufaktan ufaktan, aslında yaz daha fazla, güz dönemi minikten hazırlanmaya başlıyoruz. Ama tabii ki de hocalarımıza tam olarak daha dönem bitmediği için bir şey söylemedik. Bora hocamıza da gerekli iletişime geçilecektir zaten hocam. Önce bir şu dönemi atlatmaya çalışıyoruz, ödev dönemi. Biz kendi şapımızda hazırlıklar yapıyoruz. Ha, anladım. Tamam. Evet. Tamam, gelsin bakalım o tarihler. Bakalım ne yapacağız. Tamam. Tamam, hayırlısı dilim. Tamam, bir de benim oğlum da, sizi biliyorsunuz, öğrenciniz, pek tanışamadınız. Sabahleyin onun erken saatte dersleri oluyor. O da tirat seçmek istiyordu. Ben de ona dedim ki işte yani bir şeyler konuş, gönderelim Bora Hoca. Senin sesine göre bir şey önersin şeklinde. Tamam, özelden yazışsın benimle. Tamam, tamam. Teşekkürler tamam. Hocam. Tamam, rica ederim, oldu. Evet arkadaşlar. Şenay öğretmenimiz bize öğretecek İngilizceyi. İngilizceyi bilmeden hepinize I love you. Haftaya görüşüyoruz. Hafta içi şeyi konuşalım. Oyun Zoom tiyatrosu olayını. Dersten sonra ya. Hadi görüşürüz. Değerli katılımcılarımıza da 2021 Bahar Dönemi Bora Kereş'le Tiyatro Folklor Atölyemizin bu hafta sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere. İyi akşamlar.